Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Bilinço Kur'u Astro Jaman Merkezi. Güneş tutulması haftası özel haberlerine hoş geldiniz. Evet. 3 Kasım Akrep Burcu'nda yeni ay güneş tutulmasıyla bir haftaya giriyoruz. Sevgili evet. Demet çok önemli bir hafta. Evet. Hatta yılın en önemli haftalarından biri tüm burçlar için Koç Burcu'nda çok değişik etkiliyor. Ne dersin? Evet, bu yılın 5. ve son tutulmasını yaşayacağız bu hafta. 3 Kasım'da bu 11 yıl, derece Akrep Burcu'nda. Evet, bu yıl 5 tutulma yaşadık. Evet. Normalde 4 tutulma yaşanır. Evet. Bazı yıllar 5 tutulma. Bazı yıllar maksimum bir yüzyılda 4 kere 7 tutulmaya kadar evet. olabiliyor. Evet. Ama 5 tutulma hepimizi çok yordu. Yordu. Gerçeği söylemek gerekirse Koç burçları için ekonomi, para, parası arkadaşlar, evet, evet. sağlık ile ilgili konular, hı-hı. ameliyatlar, hı-hı. belki hayatlarında silmek istedikleri belli değerler, iyilik ve kötülük hı-hı. dengeleri arasında kalma, maddi olarak farkındalıkların artması dediğimiz bir dönem var. Evet, 8. ev tutulmaları. 8. ev tutulması tehlikeli bir tutulma aslında. Evet, zorlayıcı olabilir, tehlikeli olabilir. Dönüşüm evidir aynı zamanda. Ölüm ve dönüşüm evi dediğimiz 8. Evet. ev tutulması Akrep Burcu'nda olacak. Tutulmanın yöneticisi Mars, Koç Burcu'nun da yöneticisi Mars. O da Başak Burcu'nda, o önemli. Başak Burcu'nda yer alması Mars'ın. Tabii. 6. ev konuları, yani iş hayatları, günlük hayatları ve sağlıkları ile ilgili konuları öne çıkarıyor. Sağlık. Hı-hı. Bunun yanında Mars'ın Başak'taki o etkisi. Hı-hı. Çünkü Koç Burcu'nun açısı evet, iyi. Plüton'la açısı Hı-hı. iyi. Ben bu tutulmanın Koç Burcu'na maddi ve ekonomik belli değerler, belli parasal kazançlar, belli destekler getireceğini düşünüyorum. Biliyorsun bir güneş tutulması bir yeni ay doğuşuyor. Evet. Ve bu yeni ay doğuşan güneş tutulmaları ortalama olarak da bir yeni aya göre 4 kat güçlü olabiliyor. Tabii. Fakat bu tutulma 6 kat güçlü dediğimiz evet. tutulma. Yani bu tutulma bir hibrit ve büyük tutulma. Büyük tutulmalar aslında Başak'taki Mars sekstir, Jüpiter ASC 20 derece, Hı-hı. Balık üçgen, Plüton. Bunlar gerçekten bazı koç burçlarından maddi ve ekonomik gerilerini arttıracak. Yani kredi alabilirsiniz. Bir borç ödeyebilirsiniz. İş yatırımı gibi bir destek. İş yatırımı yapabilirsiniz. Finansal kaynak bulabilirsiniz. Çalıştığınız işe Hı-hı. yardım bulabilirsiniz. Akrabalarınızdan destekler gelebilir. Sağlıkla ilgili sıkıntılar varsa problemli bir dişi çektirebilir. Küçük Hı-hı. bir operasyon geçirebilirsiniz. Dediğimiz olayların hepsini yoğun yaşayacaklar. Tutulma haftası bir de arkasından Venüs Oğlak Burcu'na giriyor. Venüs Oğlak'a geçiyor 5 Kasım'da. Ve bu zaten 10 Kasım'a kadar olan hafta ilginç bir hafta. 5 Kasım'da Venüs Oğlak Burcu'nda Koç Burcu için iş ve kariyer hayatları ile ilgili bazı evet. noktalar ve statülerinin evet. gelişmesiyle ilgili bazı haberler getirecek. Aylık burç yorumlarında bu tutulmayı çok fazlasıyla detaylı inceledik. Evet. Bilinçokuru.com isimle sosyal medya paylaşım platformumuzda haftalık burç yorumları haricinde aylık burç yorumlarında da bu konuyla ilgili detayları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 6 Kasım zor bir döngü. Beklenmedik evet. harcamalar olabiliyor. Satürn veya Güneş kavuşumu. Tutulmayla ilgili konular gündeme gelebiliyor. Tabii. Bunlar önemli. 7 Kasım Jüpiter retro hareketi var. Jüpiter retro 4. evlerinde retro harekete geçecek. Aile. Para. Retro olunca herhalde o Jüpiter'in şansı biraz içe mi dönecek? Biraz daha böyle iç dünyaları, maneviyatla mı ilgili? Aileden destek alabilir, manevi destek alabilir, duygusal destek alabilir, biraz da annesinden alabilir. Evet. Bazen babasından alabilir. Bir de Merkür retro akrepte ölmüş bir anneyi özleyebilir. Rüyalarında anne veya babadan mesaj alabilir. Öte halinden mesaj almak dediğimiz yapı. Zaten bu Jüpiter retrosu 6 Mart'a kadar 9 Kasım'da Mars sekstir Satürn'de İş ve kariyerle ilgili destekler, çalıştıkları işle ilgili yapıları belli bir noktaya getirebiliyorlar. 10 Kasım'da da Merkür ileri harekete geçerek evet. kaynakları arttırıyor. Evet, Merkür'ün ileri hareketi 10 Kasım'da. Artık belki para konularındaki aksilikler, gecikmeler, sorunlar düzelecek. Daha hızlı ilerleyecek işleri Merkür'ün düzelmesiyle beraber. Ben iyi bir tutulma olacağını düşünüyorum pek çok koç için. Evet. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar. 3 Kasım'da bilinçokuru.com'da Sayın Demet Baltacı'nın
Günlük astrolojik yorumlarını dinlerseniz biraz daha fazla detay arayabilirsiniz. Saygılar. Hoşça kalın. Güle güle.